Din hayatın bütün alanlarını kuşatan, hayatın bütün alanlarına dair söylemleri olan, ilkeleri olan, hükümleri olan bir mecmuanın adıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'a bir ucundan, bir kenarından kulluk edenleri yerer. Onların gerçek Müslümanlar, gerçek müminler olmadığını söyler. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim bu dini mübin İslam'ın ekmel ve etem, tam mükemmel herhangi bir kültürden herhangi bir anlayıştan inançtan ideolojiden alacağı bir şey olmayan tam bir hayat mecmuası olarak bize tanımlar. İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Aşk Burcu'nun zirvesi başlıyor. Dost insan Hazreti Mevlana onlar vefatlarından asırlar sonra bile yaşamaya devam eden güzel insanlar. Bugün pek çok insan yaşarken unutulup giderken Mevlana vefatının üzerinden 750 yıl geçmiş olmasına rağmen hala okunmaya, gündem olmaya, hala söyledikleri konuşulmaya, yorumlanmaya devam ediyor. Mevlana onlar gerçekten bizim dostlarımız gönül sultanlarımız onlar insan yetiştiren ustalar insan yetiştirme sanatkarları onlar bir İslam alimi olarak Kur'an'dan ve sünnetten beslenen Kur'an ve sünnetten aldıklarını tüm cihana duyurmaya yaymaya çalışan güzel insanlar ve işte ölümsüz eseri Mesnevi Mesnevi Hz. Mevlana'nın hayatın içerisinden seçtiği pek çok kıssalarla, mesellerle, örneklerle, benzetmelerle dopdolu dolu olan 25 bin beyitten fazla muhallet bir eser, ölümsüz bir eser. Biz Mesnevi'yi okurken, Farsça şiir olarak yazılan o dizeleri okurken Hz. Mevlana'nın hayatı dinlediğini görüyoruz. Hayattan kopmadan, fil dişi kulelerde değil, bizati hayatı yaşayarak, kendi döneminde olan bitenleri gözlemleyerek, dinleyerek bize aktardığını görüyoruz. Mevlana'nın kıssaları, anlattığı hikayeler her biri yaşanan dönemde kalmayan, yaşayan kahramanlarda kalmayan evrensel mesajları olan hikayeler, kıssalardır. Zaten Hazreti Pir kendisi Mesnevi'nin çeşitli yerlerinde hem anlatır hem de der ki haşa bu bir hikaye değil kendine gel bunu hikaye sanma bu anlatılanlar bizim ve senin bugünkü hayatına dair haline dair şeylerdir. Anlatılan sensin ve biziz. Ezelde mahrum olanlar bunu anlamazlar. Allah'ın hükmüne razı olasın diye İbret alasın diye bütün bu anlattıklarım sana, gönlündeki gamlar gitsin diye anlatıyorum sana. Yani streslerden, buhranlardan, doyumsuzluktan kurtulasın diye huzur ve sükun bulasın diye anlatıyorum sana. Mesnevi'deki sözlerden maksat muhatabın sırlarıdır. Mesnevi'nin şiirleri de muhatabın şiirleridir. Yani senin sırlarını konuşuyorum. Senin şiirlerini terennüm ediyorum diyor Mevlana. Zaten Kur'an-ı Kerim'in de eğitim metodudur kıssa ile eğitim, kıssa anlatımı. Ama burada asıl olan kıssanın yaşandığı dönemde ve yaşayan kişilerde kalmaması, mesajının günümüze taşınmasıdır. İşte bugün sizlere... Hz. Mevlana'nın Mesnevisinin 5. ciltinin 135-145. beyitlerinden kısaca bahsederek o beyitlerdeki mesajları günümüze taşımaya, özümsemeye, anlamaya gayret edeceğiz. Bu beyitlerin başlığı olarak şunu söyleyebiliriz. Çocuk ağlamazsa süt nasıl gelsin? Bulut ağlamazsa gül nasıl gülsün? Güneş yanmazsa varlıklar nasıl büyüsün? Mevlana bu dizelerinde üç tane çarpıcı misali örnek olarak anlatır. Sen bilmiyorsun dadılar dadısı da sen ağlamadıkça bedava süt vermez sana. Kulak ver çok ağlayın der Kur'an insanlara ağlayın da yaratıcı Allah'ın ihsan sütü aksın. Dünyanın direği bulutun ağlamasıdır unutmayasın. Güneşin yakması da öyle. Sen bu iki ipe sarıl. Nasıl ki bir çocuk ağlamadan süte ulaşamazsa, hedefine ulaşamazsa sen de zorlu yolculuğunda sabırla karşılaştıklarına katlanarak yola devam etmezsen, ipi göğüslemezsen hedefine ulaşamazsın. Öte yandan Bulutun ağlaması der Mevlana, bulutun ağlaması olmasaydı der, gül nasıl gülsün? Bitkiler nasıl büyüsün? Güneşin yanması olmasaydı, onun ışığı, onun ısısı bize gelmeseydi, varlık nasıl varlığını sürdürsün diye de devam eder. Şimdi burada Mevlana'nın ağlayan çocuk, rahmet yağmurları yağdıran bulut ışığını ve ısısını gönderen güneş üzerinden bize çok önemli mesajlar sunduğunu görmekteyiz. Her şeyden önce Mevlana'nın söz konusu ettiği örnekler, hayatın içinden örnekler. Herkesin görebileceği herkesin bilebileceği, herkesin ulaşabileceği örnekleri sunuyor. Hayatın içinden örnekler. Çevresine bakan herkes ağlayan bir çocuk. Acıktığını hissettiren ve hedefi olan süte ulaşan bir çocuğu görebilir. Çevresine bir bakan başını kaldırıp gökyüzüne gözünü diken bir kimse ağlayan bir bulutu, yağmur yağdıran, yağış gönderen bir bulutu görebilir. Yine her sabah uyandığında gözünü açan bir kimse ısısını, ışığını tüm varlık alemiyle paylaşan bir güneşi görebilir. Aslında çocuğun, bulutun, güneşin üzerinden Mevlana bize der ki onlar varlık alemine katkı sunan varlıklar. Ama gerçekten özgün bir seçim Mevlana'nın seçimi. Onlar ayrım yapmadan, kıskanmadan bütün varlıklara imkanlarını sunan varlıklar olarak karşımızda duruyor. Bir bulut düşünelim, herkese yağdırıyor yağmurunu, herkese gönderiyor sahip olduğu nimetini. Bir güneş düşünün, iyisiyle kötüsüyle, bitkisiyle, hayvanıyla, insanıyla tüm varlık alemine ışığını ve ısısını gönderiyor. Ey insan sen de öyle olmalısın. Hiç düşündük mü güneş niye tepededir, yukarıdadır? Bulutlar niye gökyüzündedir, yücelerdedir, yukarılardadır? Çünkü yücelmek isteyen, yücelerde durmak isteyen paylaşmasını bilmelidir. İnsanlık için, varlık alemi için katkı sunmasını bilmelidir. Bulut elindekini kendisinde tutsaydı, paylaşmasaydı, güneş ışığını ısısını esirgeseydi, paylaşmasaydı o yücelerde duramazdı. O Kur'an'ın hakkında bir sure indirdiği şems, güneş olamazdı. Kur'an ayetlerinin ayet olarak nitelendirdiği Allah'ın ayetlerinden bir ayet olamazdı. O halde biz de paylaşmasını bilmeliyiz. Varlık alemine katkı sunmasını bilmeliyiz. Allah'ın bize biçmiş olduğu bu ömrü en güzel şekilde değerlendirerek ayrım yapmadan tüm insanlığa, tüm varlıklara faydalı, yararlı insan olmaya gayret etmeliyiz. Kur'an pek çok ayetlerinde iman edenler dedikten hemen sonra imanlarının gereğini yerine getirenler, salih amel işleyenler demez mi? Salih amel kişinin hem kendisine hem başkalarına faydası yararı olan amellerdir. Salih amel doğru dürüst davranışların adıdır. Salih amel yaratıcının haklarıyla mahlukatın haklarına riayet edilerek yapılan amellerin adıdır. Dolayısıyla o bulutları her gördüğümüzde, o güneşi her doğuş ve batışında izlediğimizde, bir çocuk ağlaması duyduğumuzda Hazreti Pir'in bu anlatımlarını hatırlamalıyız ve biz de kendimizi bir bulut gibi, bir güneş gibi paylaşmaya, yararlı olmaya, faydalı olmaya adamalıyız. Unutmayalım ki yukarılarda olmak istiyorsak, yücelere ermek istiyorsak paylaşmamız gerekiyor, hayata katkı sunmamız gerekiyor ama en güzelini, en iyisini vaktinde zamanında yapmamız gerekiyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazreti Pir'in ölümsüz eseri Mesnevi'nin birinci ciltinin 2980 3004 numaralı beyitleri. Hazreti Mevlana bu beyitlerinde Kazvinli bir gencin hikayesini anlatır bize. Aslında bu hikaye hepimize çok önemli mesajlar sunar. Hikaye şöyledir. Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilalanmadan nasıl ayna olacaksın? Vücuduna aslan resmi dövdürmek isteyen fakat iğne acısından dolayı pişman olan Kazvinli'nin hikayesi. Rivayetçiden şu hikayeyi bir dinle, ibretle dinle. Kazvinlilerin adetlerindendir vücutlarına, kol ve omuzlarına kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi mavi dövmeler dövdürürler. İşte bir kazvinli genç tellağın yanına gidip bana bir dövme yap usta. Fakat canımı acıtmayasın der. Tellak söyle yiğidim ne resmi döveyim diye sorunca bir kükremiş aslan resmi koy der delikanlı. Talihim aslandır benim. Onun için aslan resmi olsun. Gayret et dövmeyi adam akıllı yap tam yapasın. Tellak vücudunun neresine dövmeyi yapayım diye sorunca kazvinli iki omuzumun arasına şöyle kükreyen bir aslan resmi. Tellak İğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp aman usta diye gürler. Beni öldürdün ne yapıyorsun diye bağırır. Usta evlat aslan resmi yapmamı istedin ya aslan resmi yapıyorum. Delikanlı sorar aslanın neresinden başladın? Usta kuyruğundan başlamıştım. Kazvinli der ki aman iki gözüm ustacığım. Bırak kuyruğunu. Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı. Nefesim kesildi. Boğazım tıkandı. Aslan varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık geldi. Bayılacağım neredeyse. Usta Kazvinli kayırmadan yine aslanın bir başka tarafını dövmeye başladı Delehan'ın sırtına. Yiğit yine bağırdı. Burası neresi usta? kulağı dedi usta yavaşça. Kazvinli bırak dedi kulaksız olsun. Orasını da yapma başka bir yerine geç dedi. Usta bu sefer arslanın başka bir yerine başlayınca kazvinli yine feryat etti. Bu üçüncü iğne ile neresini dövüyorsun be usta? Usta... ''Azizim karnını yapıyordum.'' dedi. ''Kazvinli fena acıyor. İğneyi bu kadar çok batırma. Bırak karınsız olsun.'' dedi. Tellak şaşırdı. Hayli müddet parmağı ağzında kaldı. Sonra iğneyi yere atıp delikanlıya şöyle gürledi. Alemdeki kimse böyle bir hale düştü mü ki? Kuyruksuz, başsız, karınsız aslanı kim gördü ki? Gavur nefsinin iğnesinden kurtulmak istiyorsan, iğne yarasına sabretmesini bilmelisin. Varlıkların kurtulmuş olanlarına kainatta tüm her şey secde eder, boyun eğer. Güneş de ay da, vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tabi olur, bulut da. Hikaye burada biter. Değerli dostlar, dövme Peygamberimiz tarafından fıtrata müdahale olduğu için yüce yaratıcının orijinal bir şekilde yaratıp bize emanet olarak sunduğu bu vücuda müdahale olduğu için yasaklanmıştır. Dinimizce dövme, dövme yaptırmak helal değildir. Ama Mevlana'nın yaşadığı dönemde özellikle İran bölgesinde dövmenin yaygınca yapıldığını kaynaklarımız söylüyor. Mevlana da buradan bir hikaye üreterek bize anlatıyor. Ama Anlattığı hikaye günümüze yönelik çok kalıcı, önemli mesajlar sunuyor. Her şeyden önce bu kıssa bize der ki insan doğru hedefler koymalıdır önüne. Ama hedefleri koydu mu, o hedeflere ulaşabilmek için de katlanmasını bilmelidir, sabretmesini bilmelidir. Çıktığı yolculukta koyduğu hedefe vasıl oluncaya kadar sabretmelidir. Rızaya ermek Cennete girmek için nefsin arzularına karşı durmasını bilmelidir insan. Söz gelimi Rabbin emri doğrultusunda secdeye baş koymalı, sabırlı ve kararlı olmalıdır. Parçacı değil, bütüncül olmalıdır ki bu noktada Allah'ın dinini bir bütün olarak Rabbimiz bizden öğrenmemizi, kabul etmemizi ve yaşamamızı ister. Parçacı bir Müslümanlığı Kur'an nehyeder, men eder. Bugün bana göre kanaatimce, bence ifadeleriyle başlayan din anlayışları, din tanımları için bu kıssa ne kadar önemli mesajlar uyarlar verir, sunar bize. Onlara şöyle demek lazım. Yüce Allah böyle bir din göndermemiştir. Allah'ın göndermediği bir dini Allah adına nasıl böyle uyduruyorsunuz? Halbuki Kur'an-ı Kerim, ey iman edenler! Bütünüyle Allah'ın dinine girin diye çağrıda bulunur bize. Yine Kur'an bir başka ayetinde hepiniz topyekün, bütünüyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Onlar Kur'an'ı parçalara ayırdılar. İşlerine geleni kabul edip işlerine gelmeyeni öte deliler yoksa siz der Hazreti Kur'an kitabın bir kısmına inanıyor bir kısmını inkar mı ediyorsunuz böyle yapmayın böyle yapanın cezası hem dünyada hem ahirette verilir. Dolayısıyla Allah'ın dinini bir bütün olarak kabul etmek, bir bütün olarak o dine girmek ve imkan ölçüsünde de bir bütün olarak o dini yaşamak gerekir. Din hayatın bütün alanlarını kuşatan, hayatın bütün alanlarına dair söylemleri olan, ilkeleri olan, hükümleri olan bir mecmuanın adıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'a bir ucundan, bir kenarından kulluk edenleri yerer. Onların gerçek Müslümanlar, gerçek mümin olmadığını söyler. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim bu dini mübini İslam'ın ekmel ve etem tam mükemmel herhangi bir kültürden herhangi bir anlayıştan inançtan ideolojiden alacağı bir şey olmayan tam bir hayat mecmuası olarak bize tanımlar. Zaten dinin bize vaat etmiş olduğu dünyevi ve uhrevi kazanımlara ermek de dini bir bütün olarak kabul etmek, bir bütün olarak yaşamakla mümkündür. Nasıl ki yüce yaratıcı Hz. Pir'in anlatımıyla kuyruksuz, başsız, karınsız bir aslan yaratmamışsa, bir aslan bütün organlarıyla, uzuvlarıyla aslan olacaksa, Allah'ın dini de bir bütün olarak görülmeli, bir bütün olarak kabul edilmelidir. Onun için bu dinin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim, onun açılımı, açıklaması, şekilde görüldüğü üzere yaşanışı demek olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bir bütün olarak görülmeli, bir bütün olarak kabul edilmeli. Ki bu dinin dünyaya yönelik vaatlerine nail olabilelim, bu dinin ahirete yönelik vaatlerine nail olabilelim. Unutmayalım ki bu dinin dünyevi vaadi izzetli bir dünya hayatı için, uhrevi vaadi cennetli bir ahiret hayatı için bu dini bir bütün olarak kabul etmemiz, dine bir bütün olarak girmemiz ve dini bir bütün olarak yaşamamız gerekir. Bu güzel kıssayla 750 yıl öncesinden bize seslenen Hazreti Pir'e Selam olsun Rabbim onun bu anlattıklarından bu mesajları alanlardan eylesin bizleri. İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Aşk burcunun zirvesi sona erdi.